Değerli katılımcılar, sayın seyirciler, hoş geldiniz tekrar. Kadem Derneği ile birlikte düzenlemiş olduğumuz eğitimimiz, patent ve marka eğitimlerimizi ikinci bölümü olan patentle devam ediyoruz. Paylaşımıyla birlikte. Eğitimimize başlayalım. Evet, ben tekrar kendimi tanıtayım. Patent Vekili ve İnovasyon Danışmanı olarak Adres Patent Firması'nda görev yapmaktayım. Şeyman Erilmaz. Bugünkü bu videodaki dersimiz patentler ve patentlerin süreçleriyle ilgilidir. Biz patentlerden önce hemen bir fikir yaratıcılığa ve inovasyon ilişkisini değinmek isterim. Öncelikle bir büyük fikirleri yaratma süreci biz zaten yaratıcılık şeklinde değerlendiriyoruz. İnovasyon ise fikirleri ticari değere dönüştürme süreci olarak bakabiliyoruz. Yani inovasyona basitçe bilgiden para kazanma süreci olarak bakabiliyoruz. Geliştirmiş olduğumuz inovatif yaklaşımlarla birlikte elde ettiğimiz ürünlerin veya işte hizmet olabilir, mal olabilir. Bu ürünlerin ticari hayata geçirilerek burada bir kazanç sağlanması durumuna da inovasyon olarak bakıyoruz. Şimdi biz burada fikir yaratıcılığının önünde bir takım engellerimiz var. Tabii ki en fazla karşılaşılan engelleri sınıflandırdığımız durumda işte anlık cevap ihtiyacı, sabırsız bir dünya gibi işte geçmiş alışkanlıklar ve geçmiş tecrübeler gibi işte burada icat olmaz sendromu gibi bir takım şeyler var. Ama bunların başında da zaten girişimciliğin ruhunda olan işte risk alma durumunun tam karşılığı olan riskleri göze alamamaktan dolayı bir takım fikir yaratıcılığının önünde engelleri olabilmekte. Şimdi biz burada neden patent veya neden faydalı model tescili almalıyız diye bir soruyla karşılaşabiliriz. Daha çok bunu hep bir buluşu olanlar yönlendirir. Ben tamam böyle bir şeyim var. Neden bunu koruma altına almam gerekiyor. Sonuçta bir patent de faydalı model de ikisi de kanun karşısında tamamen aynıdır, tamamen çifttir ama birbirlerine karşı bir takım teknik farklılıkları vardır. Bunlara zaten değineceğiz. Ama biz burada sonuçta bir özgün bir fikrin korunması, sonuçta siz bir buluş yaparken, buluş elde ederken bir çaba sarf ediyorsunuz, bir uzmanlık harcıyorsunuz, bir işte Ar-Ge yapıyorsunuz daha öncesinde hiçbir şey harcamasanız zaman harcıyorsunuz. Bir maliyetiniz olmasa bile zaman harcıyorsunuz. Bundan dolayı da bu harcayı alanınızın da koruma altına almak istemeniz gayet normal bir şey. Zihni yaratımın ödüllendirilmesi olarak da değerlendirmek gerekiyor. Sonuçta dediğimiz gibi siz ona bir emek harcıyorsunuz. Bir işte zihni mücadele içerisine giriyorsunuz. Ama patent ve faydalı modelinin önemli özelliği de zaten sizi rakiplerinize karşı rekabet gücü sağlar ve piyasada sizi koruma altına alan bir durum oluşturur. Aynı zamanda ticari kazanç da sağlar. Bunu da şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, ben bir rekabet gücü elde ettim ama bunun yanında işte patentimi veya faydalı modelimi bir başkasına lisanslayabilirim veya ona bir devir işlemi gerçekleştirebilirim. Sonuçta bütün bu sınai mülkiyet hakları işte patent de olsa, marka da olsa, tasarım da olsa bütün bunların hepsi birer sizin bir mülkiyetinizdir. Bu bir ev gibi, bir araba gibi ister kiraya verirsiniz, isterseniz de belli koşullar altında kiraya verirsiniz veya isterseniz de yine aynı şekilde satışını gerçekleştirebilirsiniz. Sizin yapmış olduğunuz zaten bir patent zaten teknolojiye otomatikman bir katkı oluşturmaktadır. Teknolojiyi bir basamak, bir adım daha ileriye taşımış olmak demektir. Bununla da doğru orantılı olarak da zaten ekonomiye de katkı sağlamış oluyorsunuz. Gerek işte sağladığınız tasarruflarla veya gerek sağlamış olduğunuz ekstra katma değerlerle otomatik olarak ekonomiye katkıları sağlıyorsunuz. İşte istihdam yaratmış oluyorsunuz veya istihdam yaratılmasına olanak sağlamış oluyorsunuz gibi veya yeni pazarlar oluşturuyorsunuz gibi ekonomik de katkıları bulunmaktadır. Peki patent nedir diyecek olursak, patent kelimesi Latince patere'den gelmektedir. Yani açık olma, ulaşılabilir olma anlamını taşır. Buradaki en önemli yani açık olma, ulaşılabilir olma durumundaki konu ise siz yapmış olduğunuz bir buluşun kamuyla paylaşmanız, o buluşun içerdiği teknik özellikleri, o buluşun
veya o yöntemin veya o ürünün ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl meydana geldiğini, ne işi ne şekilde yaptığı gibi bilgileri kamuyla paylaşıyorsunuz. Kamu bu paylaşımını alıyor, onu kendisi de ondan esinlenerek belki de daha farklı bir şekilde, belki de daha farklı bir boyuta getirecek duruma geliyor. Sonuçta teknoloji dediğimiz şey tamamen bu randımanda çalışan, bu randımanda ilerleyen bir durum. Yani bir başkasının yaptığı bir şeyi ben daha iyisini siz yapmak istersiniz. Bir işte X firmasının yapmış olduğu telefondan daha iyisini Y firması yapmak istediği gibi. Bu durumda tabii kamuyla paylaşılıyor ama bir başkası bunun birebir aynısını da kopyalayıp yapmasın diye size de koruma veriyor. Sizinkisi işte belli bir hüzünle, şey süreyle sizin izniniz olmadan bir başkasının kopyalamasını engelleyen bir durum ortaya çıkartıyor. Şimdi patent denebilirlik kriterlerinden de bahsetmemiz gerekiyor o zaman burada. Şimdi ne patent olur, nasıl patent alınır gibi bir takım mutlaka sorular kafamızda olacaktır. Patent denebilirliğin 3 tane ana kriteri vardır. Buradaki ana kriter dediğimiz yani sizin yapmış olduğunuz bir patent buluşunuzun işte teknik doküman dediğimiz tarifname takımında yazdığınız özelliklere bakarak mevcut durumlara da tabii ki tekniğin bilinen durumu dediğimiz şeylere de yani piyasada var olanlar işte bir çözüme getirdiniz, bir probleme çözüm getirdiniz. Bu problemin daha önce ne gibi çözümler geliştirildiği gibi bir takım şeylere bakılarak sizin dokümanınızdaki özelliklerinizin bu üç kriteri sağlayıp sağlamadığına dair bir incelemeye tabi tutulur. Bir araştırma ve incelemeye tabi tutulur. Patent denebilirlik süreçleri içerisinde. Bu durumda tabii ki süreçlere ileride daha da net değineceğiz. Burada 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunun ilgili 85. maddesindeki tanımlar bize yol göstermektedir. Özellikle 3 tane patent denebilirlik kriterimiz var. Bunlardan birincisi yenilik, diğeri buluş basamağı ve sonuncusu da sanayi uygulanabilirlik. Şimdi yenilik basamağına baktığımız zaman tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir sanayi mülkiyet kanununa göre. Yani bu şu demektir. Sizin geliştirmiş olduğunuz sistem, sizin geliştirmiş olduğunuz işte cihaz, aparat, yöntem, buluş genel anlamıyla sizin geliştirmiş olduğunuz buluşunuzun bir başka buluşlar ya da aynı işleri yapan diğer buluşlara göre yeni mi değil mi? Sizin burada geliştirmiş olduğunuz buluşunuzda yenilik özelliği var mı yok mu? Eğer ki diğerlerine göre bir yenilik içeriyorsa, avantaj sağlayan bir özellik varsa, yeni bir özellik varsa o zaman sizin buluşunuz evet yenilik kriterini sağlıyor demektir. Buna bir örnek verecek olursak işte bu elimdeki kalem, işte bu bir yazı yazma aracı. Ben bu kaleme biliyorum. İşte bunun farklı farklı modelleri var. İşte kurşun kalem var, tükenmez kalem var, dolma kalemi var gibi. Ama ben farklı bir kalem ortaya çıkartacağım. Benim yaptığım işte kalemde de aynı zamanda işte hem kalem olacak, işte hem aynı zamanda da atıyorum aydınlatma ünitesi de olacak. İşte pil içerecek, o pille birlikte de bir led ışık içerecek. Benim işte daha İşte karanlık ortamlarda da yazı yazmamı sağlayacak. Eğer ki daha önceki dokümanlarda bu özellikleri işte aydınlatma, pil gibi özellikleri de barındıran bir kalem yoksa benim yapmış olduğum bu kalem evet Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre yenilik özelliğini taşıyor anlamına gelecektir. Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikar olmayan buluşun buluş basamağı içerdiği kabul edilir. Yani bu da bizim buluş basamağı gerekliliğimiz ki en fazla önem kazanan ve en fazla dikkat edilmesi, tartışılması gereken durum da bu buluş basamağıdır. Çünkü bir şeyin patent olup olmadığına buluş basamağına bakılarak daha net bir karar verilir. Şimdi buluş basamağını şu şekilde de değerlendirebiliriz. Şimdi bizim geliştirmiş olduğumuz sistem daha önceden ne şekilde yapılıyordu? Daha önceden yapıldığı şekliyle benim geliştirdiğim şekli arasında ne gibi farklılıklar var? Bu farklılıklar geliştirdiğimizde daha önceki sistemlerde yer alan farklılıklar arasındaki en önemli şey de bu farklılıkların buluş basamağı içerip içermediğine bakılması. Yani buluş basamağını burada şu şekilde değerlendirmemiz gerekecektir. Eski sistem
Eski sistemin işte problemi çözme metodu, yeni sistemin yani benim geliştirmiş olduğum yeni sistemin problemi çözme metodu veya işte oradaki teknik unsurları ve ikisinin arasındaki farklılıkları öncelikle bir ortaya koymam gerekiyor. Ortaya koyduğum farklılıklarda evet bu bir problemi çözerken ilk akla gelecek şey mi değil mi? Eğer ki ilk akla gelebilecek çözümse benim yeni sistemde kullandım. İlk akla gelecek çözümse o zaman buluş basamağı içermediği şeklinde bir rapor gelir. Ama eğer ki ilk akla gelecek sistem değilse o zaman buluş basamağı içeriyor denir ve bu da patentlenebilir anlamına gelecektir. Bunları zaten örneklerde çok daha net bir şekilde de işleyeceğiz. Diğer bir nokta ise buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Yani sizin yapmış olduğunuz buluşunuz hayata geçirilebilecek mi, geçirilemeyecek mi? Bir sanayi alanında işte tarımda da olsa işte endüstride de olsa bir sanayi alanında kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Eğer kullanılabilirse o zaman sanayi uygulanabilir denir. Şimdi buna şu şekilde de bakmak gerekir. Eğer sizin iddianız termodinamik gibi genel evrensel fizik kanunlarına aykırıysa o zaman sanayi uygulanabilir denilir. Eğer ki bunda da şeyseniz, hayır ben işte bu buluşum işte atıyorum çok küçük bir enerjiye, atomsuz enerjiye çevirecek bir buluştur derseniz, bu termodinamiğin işte ilgili yasalarına, sıfırıncı ve birinci yasasına işte aykırı olacağından dolayı size bunu kanıtlamanızı ister. Yani tamam olabilir ama işte termodinamiğin kanununa aykırı. Bunu işte bana kanıtlaman gerekir. Yani bu kanunu ortadan kaldıran argümanın ne? Bunu ne şekilde yaptığını ayrıntılı bir şekilde açıklaman gerekir gibi. Şimdi sonuçta dediğimiz gibi yenilik, sanayi uygulanabilirlik ve buluş basamağı kriterlerini taşıyan bir doküman patent tescilliğiyle tescil edilir. Şimdi burada eğer ki buluşta biraz önce bahsettiğimiz gibi işte sanayi uygulanabilirlik yoksa zaten hiçbir anlamı, diğerlerinde bir anlamı kalmayacaktır kanıtlayamıyorsak tabii ki. Mesela yenilik olmayan bir dokümanda otomatik olarak zaten buluş basamağı aranmayacaktır gibi durumlarda söz konusudur. Şimdi burada bir de patentle koruma altına alınamayacak, patent verilemeyecek konular ve buluşlara da değinmemiz gerekecektir. Burada mesela örneğin bilimsel ya da matematiksel teoriler, keşifler veya yöntemler patentle koruma altına alınamaz. Edebi, sanatsal, tiyatro veya müziğe ilişkin çalışmalarda aynı şekilde teknik özellikler içermeyecekleri için patentle koruma altına alınamayacaklardır. Bunlar telif haklarıyla, telif tescil sistemiyle koruma altına alınabilen unsurlardır. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif İşleri Daire Başkanlığı'na yapacağınız bir başvuruyla bunları koruma, telif tesciliyle koruma altına alabilirsiniz. Bilgisayar yazılımları da aynı şekilde patentle korunamayacak başvurular arasında sayılmasına rağmen artık son zamanlardaki işte Avrupa Patent ve işte Dünya Ülke Örgütü patent uyumları durumundan dolayı artık dünyanın pek çok yerinde de yazılımlar da aynı şekilde patentle koruma altına alınabilmekte. Ama bunun da bir takım istisnaları vardır ya da bir takım gereklilikleri de vardır. Örneğin işte bilgisayar yazılımının patent olarak olabilmesi için teknik unsur gerekli değil. Şimdi burada bir teknik etki mi değildir, teknik etki durumu söz konusu. İşte yazılımın teknik etkisi, işte bir yazılım zaten bir cihazla çalışmak zorunda. İşte bir cep telefonu da olsa, bir bilgisayar da olsa, bir yazıcı da olsa gibi zaten bir cihazla çalışma zorunluluğu bu zaten teknik etki gerekliliğini yerine getirmekte. Ama ileri teknik etki dediğimiz şey burada bambaşka bir durum ortaya çıkıyor. Zaten yazılımın yapması gereken görevin haricinde bir görevi varsa veya yapması gereken görevin üstüne çıkan bir uygulaması varsa, bir etkisi varsa o ileri teknik etki olarak değerlendirilir. Örneğin iki cihaz arasında iletişim sağlayan bir yazılım derseniz bu zaten o yazılımın o iki cihaz arasındaki iletişim yapması zaten zorunlu olan bir şeymiş gibi. Ve bu teknik etki şeyinde kalır. İleri teknik etki oluşturmaz. Ama siz derseniz ki işte iki cihaz arasında hiçbir şekilde üçüncü kişinin müdahalesine izin vermeyen bir
Yazılım derseniz bu evet ileri teknik yazılımlar. Tabii ki burada o müdahaleyi engelleyen, işte tespit ettik, o müdahaleyi engelleyen bir algoritmamız, işte onun sürecimiz artık ve dönelerimiz ne olacak, onun bir şekilde o verileri elde edeceksiniz ve o verileri nasıl ekstradan güvence altına alacaksınız gibi argümanlarınızı da, teknik özelliklerinizi de aynı şekilde açıklayarak, bu şekilde ileri teknik de, etki de oluşturularak yazılımınızı da patentle konum altına alabilirsiniz. Diğer bir nokta ise tıbbi tedavi yöntemleri ve aynı şekilde işte patentle koruma altına alınamaz. Çünkü yani insan işte canlı sağlığı hiçbir şekilde birinin, bir firmanın veya bir kişinin tek eline bırakılamaz anlayışından dolayı. Ama burada da şöyle bir durum söz konusu. Eğer geliştirmiş olduğunuz sistem, işte tedavi şeyi bir aparatla birlikte çalışıyorsa aparatla koruma altına alabiliyorsunuz. Veya işte atıyorum işte boyun fıtığı sonrası işte boynu tedavi için kullanılan çiviler gibi, platin çiviler gibi, kırıklar sonrası kullanılan platin çiviler gibi, sonuçta baktığımız zaman bir tedavi metodu neticesinde, ama çivilerle birlikte koruma altına alabiliyorsunuz. Veya işte bir tedavi değil de işte bir teşhis durumunda, işte mesela bir test kitini aynı şekilde patentle koruma altına alabiliyorsunuz. Bunun dışında konusu kamu düzenleri genel alaka aykırı buluşlar da patentle koruma altına alınamayacak buluşlar olarak değerlendirilir. Bitki ve hayvan türleri yetiştirme usulleri de yine patentle koruma altına alınamaz, ancak bu da Tarım Bakanlığı'nın yanlış hatırlamıyorsam 6 yıl gibi bir koruma sağlayan bir tescil sistemiyle korunabilmektedir. Konusu buluş kapsamına girdiği halde patentle korunamayacak buluşlar da yine aynı şekilde yer almaktadır. Bunda da yine kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar patentle koruma altına alınamıyor. Mikrobiyolojik işlemler ve bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere bitki çeşitleri veya hayvanlıkları ile bitki ve hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik olan işlemlerde patentle koruma altına alınamıyor. Ancak işte ilaçlar bunlardan ayrı tutulmaktadır. İşte ilk virgülden önceki kısma bakacak olursak bu anlaşılmaktadır. İşte mikrobiyolojik işlemler ve bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç. İnsan ve hayvan vücudunda uygulanacak teşhis yöntemleri ve tedavi yöntemleriyle, cerrahi yöntemlerle dahil tüm tedavi yöntemleri de yine aynı şekilde burada patentle koruma altında bulunamıyor. Ancak istisnasını zaten bahsettik. Oluşumu ve gelişimin çeşitli aşamalarında insan bedeni üzerindeki herhangi bir organ, herhangi bir dokun, herhangi bir kemiğin basit keşfi, işte gen dizilerinin falan basit keşfi de aynı şekilde patentle koruma altına alınamayan özelliklerdendir. İnsan klonlama işlemleri de yine aynı şekilde patentle koruma altına alınamayan buluşlar olarak değerlendirilmektedir. Patentlerin süreçlerine değinecek olursak, burada patent başvurusunu da bulunmak için öncelikle bir patent tarifname takımının hazırlanması gerekiyor. Patent tarifname takımı dediğimiz şey şudur: sizin ürününüzün ne olduğunu, ne işe yaradığını, hangi işi ne amaçla ne şekilde yaptığını, hangi işte özellikleri içerdiğini, hangi özelliklerdeki hangi parçalar, işte bu bir cihazda işte hangi parçalardan oluşuyor, bu işte bir ürün üretim metodu ise bunun işte prosesleri, aşamaları, süreçleri nelerdir? Bunları detaylı bir şekilde anlatmanız gerekir, anlattığınız, işte bununla ilgili detaylı bilgi verdiğiniz bir dokümandır. İşte bu da tarifname, özet, istemler ve varsa da teknik çizimlerle birlikte hazırlanan, bunlardan oluşan bir tarifname takımı vardır. Bu patent başvurusu için bu zaten şarttır. Siz bu patent başvurusu için hazırladığınız tarifname takımıyla Türk Patent'e başvurduğunuz zaman süreçleriniz otomatik olarak başlamış olur. Burada tabii bir takım süreçler, bir takım süreler, bu süreler içerisinde yapılması gereken gereklilikler de vardır. Örneğin işte mesela siz başvurunuzu sundunuz, başvuru dokümanınızı hazırladınız, tamamladınız, sundunuz. Öncelikle başvurunun sorularının bir incelenmesi gerekiyor. Yani siz orada işte tarifname takımınız tamam mı, işte istemleriniz, özetleriniz, işte
Ödemede kontunuz var mı, yatırılmış mı burada şey mi? Çünkü sonuçta siz bir online başvuru da yapabiliyorsunuz, fiziki başvuru da yapabiliyorsunuz. Buradaki işte dokümanlar yeterli şeyde mi? İşte atıyorum siz bir vekil aracılığıyla yaptıysanız vekaletname ekli midir? Vekilinize bu yetkiyi verdiğiniz vekaletname var mıdır gibi bir takım evrakın kontrolünün sağlandığı bir durum söz konusu. Eğer ki burada herhangi bir eksikliğiniz varsa başvurunuz yine alınır, yine kabul edilir. Size bir askeri gereklilikle yapılan başvuru olarak değerlendirilir. Yani minimum başvuru dediğimiz başvuru şeklinde değerlendirilir. Sizin herhangi bir bildirim yapılmasını beklemeksizin o ilk başvurduğunuz tarihten itibaren 2 ay içerisinde eksik olan bütün noktaları tamamlayıp giderim kuruma sunmanız gerekir. Bu süre içerisinde Türk Vatan size kesinlikle işte bunun için işte 2 ay süren vardır gibi herhangi bir bildirim yapmaz. 2 ay içerisinde kendiniz bunları gidermeniz gerekir. Gidermezseniz başvurunuz zaten otomatik olarak iptal edilir. Eğer ki 2 ay içerisinde giderdiniz veya herhangi bir eksikliğiniz yoksa bir sonraki aşamaya geçer. Eğer bu aşamada şekli inceleme aşamasıdır. Bu şekli incelemede de işte başvuruda herhangi bir şekli eksiklik var mı? İşte tarihnamede mesela resimlere atıp yapmışsınız. Yani sizin tarihname takımınızda çizimler olması gerekiyor. Bu çizimler var mı yok mu? Veya bu çizimlerde bahsedilen referans numaraları tarihnamede geçiyor mu? Tarihnamede atıp yaptığınız işte referans numaraları çizimlerde gösterilmiş mi gibi durumların kontrol edildiği, işte sayfa yapısının kontrol edildiği, istem setinin de kontrol edildiği, yani usulüne uygun, tarihnameniz de usulüne uygun hazırlanmış mı, hazırlanmamış mı bununla ilgili bir kontrolü de sağlandığı şekli inceleme durumu vardır. Bu şekli incelemede eğer herhangi bir eksikliğiniz varsa bunu size Türk Vatan tebliğ eder. Bir, işte şu eksiklikleri giderin veya şu hataları düzeltin diye size 2 aylık bir süre sağlanır. Bu 2 aylık süre içerisinde eğer düzeltmelerinizi yaparsanız başvurunuz tekrar kaldığı yerden süreçlerini işlemeye devam eder. Ama eğer şekli eksikliğiniz varsa bunları giderdiniz. 2 ay içerisinde gidermediğiniz takdirde başvurunuz iptal edilir. Başvuru iptali gerçekleşir. Bu durumda tabii ki doküman yayına çıkmadığı için, dokümanınız başvuru yaptığınız o doküman yayına çıkmayacağı için siz bu dokümanın aynısıyla şekli eksiklik olmayacak şekilde hazırlanmış aynısıyla yani aynı teknik özellikleri içeren durumuyla yeniden başvuru yapabilirsiniz. Bu durumu kullanabilirsiniz ama başvuru şekli eksiklikten sonra herhangi bir şekilde yayına çıktıysa yayına çıktığı için başvurunuz artık tekniği bilinen durumuna dahil olmuş olur. O zaman da yenilik özelliğine olan 1 yıllık süreyi geçirmemeniz gerekir. Yani rüçhan olarak bu başvuruyu kullanmanız gerekir. Yoksa araştırma raporunda sizin karşınıza olumsuz doküman olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi burada şekli eksikliğinizi düzelttiğiniz zaman patent başvurularında isterseniz başvuru anından itibaren İsterseniz de herhangi bir süre içerisinde yani 1 yıllık süreyi aşmayacak şekilde herhangi bir süre içerisinde araştırma rapor talebinde bulunmanız gerekir. Başvuru anında da yapabilirsiniz. Başvurudan 1 ay sonra da yapabilirsiniz. 360 gün sonra da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şeydir. Ama maksimum 12 ay içerisinde başvurudan itibaren maksimum 12 ay içerisinde araştırma talebinde bulunmanız gerekir. Eğer ki araştırma rapor talebinde bulunmazsanız başvurunuz reddedilir. Ki bu süre içerisinde başvurunuz da eğer yayına çıktıysa aynı doküman üzerinden tekrar başvurmanız durumunda kendi dokümanınızla çelişeceksiniz, çakışacaksınız. Araştırma rapor talebinde bulunduğunuz süresi içerisinde işte ücretini ödediniz, harcını ödediniz. Bir Türk Vatan size bir araştırma, yani sizin buluşunuzla alakalı olan dokümanların, veri tabanlarının tarandığı ve bu neticede sizin dokümanınızla benzer olan yayınların, bu işte bir patent dokümanı olabilir, bu işte internet haberi olabilir gibi bir takım dokümanların yer aldığı bir araştırma raporu paylaşacaktır, hazırlayıp size
gönderecektir veya vekil aracılığıyla yaptıysanız vekilinize gönderecektir. Bu araştırma rapor talebinin size tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde inceleme talebinde bulunmanız gerekir. 3 ay içerisinde inceleme talebinde bulunmazsanız başvurunuz yine aynı şekilde ret kararı alacaktır. Şimdi inceleme araştırma raporunda işte size işte 2-3 tane atıyorum veya bir tane benzer doküman karşınıza çıktı. İşte tek başına buluşmasa ama içermeyeceği kanaati oluşturan bir X koduyla size böyle bir araştırma rapor tebliğ edildi. Siz bu durumda isterseniz bir karşı görüşle birlikte inceleme talebinde bulunabiliyorsunuz. Karşı görüş şu anlama geliyor. Araştırma raporunda yer alan dokümanla sizin dokümanınız, başvurunuzdaki buluşunuz arasındaki farklılıkları ortaya çıkaran ve farklılıkların farklı özelliklerine değinen, yani aradaki farklılıkları inceleyecek olan inceleme uzmanının daha net bir şekilde anlamasını sağlayacak olan bir karşı görüşle birlikte inceleme talebinde bulunabilirsiniz. İnceleme talebinde bulunduktan sonra inceleme uzmanı araştırma raporuyla karşılaştırma yapar ve inceler bu aradaki şeyi. Biraz önce bahsettiğimiz buluş basamağının yer alıp yer almadığına dair bir inceleme raporu hazır. Şimdi orada buluş ve sanayi uygulanabilirlik ve buluş basamağı incelemesi gerçekleştirilir. Zaten yenilik varsa yenilik yoksa zaten buluş basamağına hiç inceleme raporunda da bakmayacaktır. Veya işte sanayi uygulanabilirlik var, işte bu yenilik var ama buluş basamağı yok şeklinde bir durumdan da bahsedecektir. Tabii ki neden buluş basamağı olmadığını da ayrıntılı bir şekilde izah eden bir rapor olacaktır. İnceleme raporu eğer olumluysa, yani araştırma sonrası yapılan inceleme raporu olumluysa, patent belge kararı için yayına çıkacaktır. Yani uzman diyecek ki işte bu yenilik işte sanayi uygulanabilirlik ve buluş basamağı içermektedir. Bundan dolayı tescil edilecektir. Eğer itirazı olan üçüncü kişiler varsa incelesin, itirazda bulunsun der. 6 ay süreyle bu itiraz için yayında kalır. Herhangi bir itiraz gelmediği takdirde bu süre içerisinde tescil belge kararı verilir. Tescil belge düzenleme ücreti yatırılır ve tescil işlemi tamamlanmış olur. Ve bu durumda da başvuru anından, başvuru tarihinden itibaren geçerli olarak 20 yıllık süreyle başvurumuz tescil edilmiş olur. Koruması tamam, sağlanmış olur. Eğer ki inceleme raporu olumsuzsa, olumsuz senaryoya dönecek olursak, eğer ki inceleme raporu olumsuzsa 3 aylık süre içerisinde ikinci bir inceleme talebinde bulunabiliriz. Bu yine aynı şekilde bunda da karşı görüşle birlikte inceleme talebinde de bulunabiliyoruz. Veya işte tarifnamede bir takım değişiklikler, kapsam aşımı olmayacak şekilde bir takım değişikliklerle de inceleme talebinde bulunabiliyoruz. Toplamda 3 defa inceleme yaptırma hakkınız var. Yine tabii buna bağlı olarak 3 defa da işte karşı görüş ve işte tarifname takımında değişiklikler yapma hakkınız var. Eğer ki yine de üçüncüde de olumsuz bir netice alırsak en son bir yeniden inceleme değerlendirme dairesinde bir itiraz hakkımız var. Bu itiraz neticesinde eğer yine olumlu bir duruma dönüşürse inceleme raporu yine aynı şekilde patent için yayın kararı ama işte olumsuz bir durum olursa da kurum içerisindeki nihai ret kararı verecek. Kurum içerisinde verilen nihai ret kararlarında işte bu tasarım da olsa, işte marka da olsa, patent de olsa kurum içerisinde, patent içerisinde verilen tüm nihai ret kararlarına Ankara Fikri Sınav Yargıları Hukuk Mahkemesi'nde kararın iptali davası açma hakkınız da vardır. Hemen Türk Patent'in yanında bir binadır. Ankara Fikri Hakları Mahkemesi. Orada direkt bu davalar görülebilmektedir. Faydalı modele de değinecek olursak, şimdi patentle faydalı model arasındaki farklılıkları daha net bir şekilde görebilirsiniz. Patentlenebilirlik kriterlerinden sadece yenilik ve sanayi uygulanabilirlik kriterlerini içeren bir dokümansa, bir buluşsa bu şekilde bir
koruma sağlanabilmektedir. Faydalı model olarak teşhis olabilmektedir. Yani buluş basamağına bakılmaz, buluş basamağı aranmaz. Faydalı modelde yine aynı şekilde patent nasıl ki 20 yıl koruma sağlıyorsa, faydalı modelde 10 yıllık bir koruma sağlamaktadır. Patentle faydalı model arasında ciddi bir şey farkı yoktur. Kanun karşısında zaten herhangi bir farkı olmadığı gibi teknik anlamda bir takım ciddi farklılıkları vardır. Süreçsel olarak da, maliyet olarak da tabii ki faydalı model patentten biraz daha düşüktür. Düşük süreli ve düşük bütçelidir. Burada faydalı modelin süreçlerine de bakacak olursak, önce aynı patentte olduğu gibi bunda da bir takım işte tarifname takımı hazırlanır. Bu tarifname takımı yine aynı patentte olduğu gibi başvuru verildiği zaman işte bir unsur kontrolü sağlanır. Bu unsurlar içerisinde herhangi bir eksiklik var mı yok mu diye bakılır. Eğer bir eksiklik varsa bunu herhangi bir bildirim olmaksızın 2 aylık süre içerisinde tamamlamanız gerekir. Ardında eğer herhangi bir eksiklik yoksa veya işte varlığı da siz giderdiyseniz o 2 aylık süre içerisinde bir de yani unsurlar tam durumundaysa şekli inceleme aşamasına geçir. Şekli incelemede yine aynı şekilde patentte olduğu gibi işte referans numaraları var mı, şekillerde atıflar var mı gibi, işte istemler usulüne uygun hazırlanmış mı gibi şeylerin işte sayfa yapısı uygun mu, işte tarihnameye atıp yapılan resimler usulüne uygun hazırlanmış mı, işte teknik resim mi, işte renkli hazırlanmamış şey hazırlanmış mı hazırlanmamış mı gibi şeylere bakılan bir şekli incelemeye gidilecek tabi tutulur. Eğer bir eksiklik varsa 2 aylık süre içerisinde gidermemiz gerekir. Bunu hangi alanda ne şekilde eksiklikler olduğunu, ne şekilde giderilmesi gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlatan bir bildirimle birlikte bu bildirimin bize tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 aylık süre içerisinde bu eksikliği gidermemiz gerekir. Gidermediğimiz takdirde zaten başvurumuz otomatikman iptal edilir, reddedilir. Şimdi patentte nasıl ki başvuruda yapabiliyorduk, araştırma talebini başvurudan sonra da yapabiliyorduk. Patentte başvurudan itibaren 1 yıl içerisinde yapmamız gereken araştırma raporu talebini faydalı modelde istersek başvuru tarihinde yaparız veya istersek bize herhangi bir şekli eksikliğiniz yok veya vardı giderdiniz. Bundan dolayı da işte artık araştırma talebinde bulunabilirsiniz yazısının tevdiğinden itibaren 2 ay içerisinde araştırma raporu talebinde bulunmamız gerekir. Eğer bir araştırma raporu talebinde bulunmazsak yine aynı şekilde başvurumuz red durumuna geçiyor. Araştırma raporu eğer bize olumlu geldiyse yani buluş basamağına bakmadığımız için sadece yenilik ve sanayi uygulanabilirlik bakımından bakıldığı için direkt araştırma raporunda sonra teslim durumu söz konusu olabiliyor. Araştırma raporunda eğer herhangi bir olumsuzluk yoksa işte yenilik ve sanayi uygulanabilirlik kriterlerini karşılıyorsa tescil için bültende yayına çıkartılır. İşte bu şu kişinin veya şu firmanın şu başvuru numaralı şu konulu faydalı modeli işte araştırma raporu budur. Tescil kararı verilecektir. İtirazı olan itirazda bulunsun şeklinde yayına çıkar. 3 ay süreyle patent de 6 aydı. Faydalı modelde 3 ay süreyle bülten de yayında kalır. Eğer bu 3 aylık süre içerisinde herhangi bir itiraz yoksa tescil kararı verilir. Faydalı model belki düzenleme ücreti yatırılarak tescil işlemleri tamamlanır ve 10 yıllık koruma sağlanmış olur başvuru tarihinden itibaren. Eğer araştırma raporu olumsuzsa red kararı verilir ama burada araştırma raporunun İşte araştırma raporuna itiraz etme hakkımız var. Aynı şekilde patentte olduğu gibi red kararına itiraz etme hakkımız olduğu gibi burada da araştırma raporuna veya birisi itiraz ettiyse o itiraza da karşı savunma yapma hakkımız vardır. Bunun neticesinde de yine eğer ki itirazımız kabul edilirse bizim red kararına itirazımız yine aynı şekilde faydalı model belge tescil kararı bize verilmektedir. Şimdi patentte de faydalı modelde de yıllık siciller de ödenir. Korunmanın devam etmesi için yıllık yenilemeleri yapılır. Her ikisinde de 3. yıldan itibaren ödenen yıllık siciller vardır. Başvuru tarihi burada vade tarihi olarak değerlendirilir. İşte atıyorum
2023 yılında yapmış olduğumuz patent başvurumuzun birinci yıllık sicili zaten 1-1-2023 olarak geçer. 1-1-2024'te ikinci yıl sicili vardır. Bunu ödemezsiniz. 1-1-2025 yılında maksimum 1-1-2025 yılına kadar da üçüncü yıl sicilini ödemeniz gerekir. Yani üçüncü yıl sicilinden itibaren her yıl bu vadede ödemesini yapmanız gerekir. Eğer ki bu süre içerisinde yapmazsanız size ilave bir süre verir. 6 aylık bir ilave süre verir. Bu 6 aylık ilave süre içerisinde %25 cezalı olarak sicilinizi yine yatırabilirsiniz. Bu 6 ayı da kaçırdınız. Bu 6 aylık ilave süreyi de kaçırdınız. O zaman size ilave olarak da bir 2 aylık telafi şeyi verir, hakkı verir. Telafi olduğu zaman da bu sefer %25 değil, %50 cezalı olarak yatırırsınız. Bu şekilde %50 cezalı olarak yatırarak siz dokümanınızı işte patentiniz veya faydalı modelse faydalı modelinizi tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Patentle faydalı model arasındaki farklılıklara bakacak olursak, yenilik buluş basamağı ve sanayi uygulanabilirlik patentteki 3 kriterimiz ama faydalı modelde yenilik ve sanayi uygulanabilirlik varken buluş basamağına bakılmaz. Burada usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler patentle koruma altına alınırken faydalı modelle koruma altına alamıyoruz. Yani biz bir ürün üretimle faydalı modelle koruma altına alamıyoruz. İşte eczacılıkla ilgili maddeler, biyoteknolojik buluşlar, kimyasal ve biyolojik maddeler ve yazılımlar da aynı şekilde patentle koruma altına alınırken faydalı modelle koruma altına alınmayan buluşlar içerisinde değerlendirmemiz gerekir. Yani siz bir işte yazılım yaptığınız zaman patent başvurusu yapmak zorundasınız. Faydalı model başvurusu yapamıyorsunuz. Siz bir ilaç yaptıysanız faydalı model olarak yani formülasyonu faydalı model olarak koruma altına alamıyorsunuz. Veya işte siz bir ürün üretim, bir proses geliştirdiyseniz, bir süreç geliştirdiyseniz, bir farklı bir yöntem geliştirdiyseniz bunu mesela faydalı modelle koruma altına alamıyoruz. Sadece patentle koruma altına alabiliyoruz. Araştırma raporu hem patentte hem faydalı modelde varken inceleme raporu sadece patentte yer almaktadır. Koruma süresi patentte 20 yılken faydalı modelde ise 10 yıldır. Burada da işte patent ve faydalı modelin örnek belgelerini görebiliriz. Yani şimdi genel olarak baktığımız zaman buluşun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olmadığını inceleme raporuna yani buluş basamağına bakarak tespit edilen 20 yıllık koruma sağlayan bir belgeye biz patent. 10 yıllık koruma sağlayan sadece sanayiye yeni ve sanayiye uygulanabilir olan buluşları koruma sağlayan sisteme de faydalı model olarak bakabiliriz. Burada dünyanın her ülkesinde patent olarak bir koruma sistemi yer alırken faydalı model bütün ülkelerde yer almamaktadır. Örneğin mesela Türkiye'de faydalı model var, işte Almanya'da faydalı model var ama işte İngiltere'de faydalı model yok, işte Amerika'da faydalı model yok gibi durumlarda söz konusudur. Şimdi burada şeye de değinmemiz gerekir. İşte şeyden bahsetmiştik. Bir patentin işte üretiminden bir şey elde edebiliyoruz. İşte ticari kazanç elde edebiliyoruz. Bir de devir lisans işlemlerinden de para kazanabiliyoruz. İşte lisans verdiğimizde, birine kiraladığımızda, işte devrettiğimizde, birine sattığımızda da gelir elde edebiliyoruz. Ama bir yandan da bunun pazarlanmasıyla da gelir elde edebiliyoruz. Yani bir ticarileştirme politikası da yürütebiliyoruz. İstersek biz buna pazarlama yoluyla lisans da yapabiliriz. İstersek de spin-off kurarak da yani bir ticari işte bir akademisyeniz mesela bağlı olduğumuz üniversitede geliştirmiş olduğumuz bir proje var. Bu proje sonucu elde ettiğimiz bir patent var. Bu patente dayalı olarak bir spin-off işletmesi kurabiliriz gibi bir girişimcilik olarak değerlendirebiliriz gibi. Bu şekilde de ticarileştirme portföylerinden de kullanabiliyoruz. Şimdi hizmet buluşları ve serbest buluşlara da kısaca bir değinmek isterim. Burada özellikle işte hizmet buluşlarında işte bir yerde çalışıyorsanız, işte bir fabrikada, işletmede, atölyede, bir arge merkezinde maaş karşılığı çalışan bir çalışansanız, eğer bir ücretli bir çalışansanız
Burada stajyer de olsanız veya işte bir üniversitede akademisyen de olsanız veya o üniversitede yer alan bir öğrenci de olsanız oradaki oranın kaynaklarından, oranın alanından, oranın işte saatinden, mesai saatlerinden, oranın laboratuvarından veya işte oranın bütün size sağlamış olduğu olanaklardan faydalanarak elde ettiğiniz bütün bu dışlarda başvuru yapma hakkı işverene ait olmaktadır. İşte bir akademisyensiniz eğer, üniversiteye ait olmaktadır gibi. Şimdi burada şu da önemli. Siz bunu ben bir buluş yaptım diye işverenize bildirmeniz gerekiyor. Eğer ki işte buna belli süreler içerisinde işveren size işte 2 aylık süre, 4 aylık süre gibi bir takım orada belirleyici süreler var. O süreler içerisinde size gerekli geri dönüşler yapılmadığı takdirde sizin o hizmet buluşunuz artık serbest buluş niteliği kazanabiliyor. Veya işte ben bu alanla ilgili bir başvuru yapmak istemiyorum. Senin yapmış olduğun bulduğun iddia olursun işte. İddia ettiğin buluşunu sen kendin başvuru yapabilirsin dediği takdirde de yine aynı şekilde serbest buluşa geçebiliyorsunuz. Yani sizin burada yaptığınız işte ilgili olmayan işte bir atıyorum denizcilik sektöründe çalışan bir firmadasınız. Siz gidip işte atıyorum kanalizasyon sistemleriyle ilgili farklı bir buluş yaptınız. Tamamen apayrı bir alanda bir denizcilikte kullanılmayan apayrı bir sistemle ilgili bir buluş yaptınız. Bu durumda da serbest buluş olarak değerlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz bu da serbest buluş olduğu takdirde de başvuruyu buluşu yapan hak sahibi olabiliyor. Şimdi bu günümüz şekliyle ilk Amerikan patenti işte No. 1 dediğimiz yani bir kanuna dayalı olarak şimdi baktığımız zaman patentler çok çok eskiden beri kullanılabilen şeyler işte Antik Yunanistan'da da patente benzer şeyler kullanılmıştı. İşte bir ahçıya verilmiş olan işte imtiyaz yapmış olduğu yemeği kral çok beğenmiş ve bundan dolayı da bu yemeği sadece onun yapması, onun yapıp satmasıyla kendisine işte kendisini ödüllendirildiği bir örnek var. Mesela bunu direkt modern haliyle bir patent diyemeyiz ama verilmiş olan bir imtiyaz söz konusu veya işte İtalya'da işte verilmiş olan cam üfleme ustalarına verilmiş olan bir imtiyaz söz konusu. İşte İngiltere'de 14. yüzyıldan sonra da mesela at arabalarına at arabası imal edenlere verilmiş olan işte bir ticari imtiyaz var. Yani o at arabalarını sadece siz üretirsiniz şeklinde yapılan bir imtiyaz olduğu gibi. Bunlar ama genelde hep bir loncaya hep bir meslek grubuna verilmiş olan sadece onların yapılmasına izin verilen bir imtiyaz durumu. Ama bu No. 1 dediğimiz işte 1836 tarihli Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk patentanlığı ile birlikte yapılmış olan ilk başvuru No. 1 olarak biz değerlendiriyoruz. Modern anlamda No. 1 olarak değerlendiriyoruz. Bu da çekiç tekerlekleri lokomotiflerdeki işte çekiç tekerlekleriyle ilgili yapılmış olan bir başvuru. 1836 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nda yani bizdeki ilk patentte yine 1871 yılında işte Eşya-i Beraat Kanunu, Alamet Farika Nizamnamesi markalarla ilgili yapılmış olan bir kanun ama onun dışında da 1879 yılında İhtara Beraat Kanunu dediğimiz bu marka ve patenti daha çok yani markanın yanı sıra patenti de koruma altında alan bir kanun haline gelmiştir. Burada da bizde de 1879 yılında olmuş olan bir ilk patentimiz. Bunda da bizde de at arabalarının tekerlek çekiş sisteminde almış olan işte bir patent durumu. Şimdi karşılaştırdığımız zaman Amerika 1839 yılında 36 yılında almış No. 1'i. Biz 1879 yılında aradaki 43 yıllık bir fark. Ancak baktığımız zaman Amerika şu anda yaklaşık olarak 12 milyon civarı bir patent başvurusu var. Ama bizde maalesef bu sayı 300 binlerde içerisinde yerli patentlerde büyük bir çoğunluğu yabancı patentlerde büyük bir çoğunluğu oluşturmakta. Yani yurt dışında tescil için başvurulmuş. Daha sonra Türkiye'de de işte National Institution mesela National Fuzz dediğimiz işlemlere bağlanarak Türkiye'de de koruma altına alınmış olan bir sistem.
Uluslararası, madem şeyden bahsettik, uluslararası patentlerden de kısaca bahsedelim. Sonraki videoda da örnek şeylerimizi, örneklendirmelerimizi çözeriz diye düşünüyorum. Uluslararası patent başvuru yollarımız 3 tanedir. Birincisi yine ulusal patent başvurusu şeklinde yapılan, direkt o kuruma talep edilecek olan ülkede yapılan patent başvurusu. Avrupa patent başvurusu dediğimiz ikinci yöntem, EPO sistemi, yani EPC sistemi. Üçüncüsü ise uluslararası patent başvuru sistemlerinden PCT, patent işbirliği anlaşması sistemi. Şimdi birincisi, ulusal patent başvurusunda siz nasıl ki Türkiye'de bir patent başvurusu yapabiliyorsanız, işte ben direkt Amerika Birleşik Devletleri'nde de patent başvurusu yapmak istiyorum diye biliyorsunuz. Oradaki herhangi bir vekille iletişime geçip o vekil üzerinden bir patent başvurusu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu dünyanın herhangi bir yeri içinde geçen, işte atıyorum siz Avustralya'da da direkt patent başvurusu yapabilirsiniz. Siz işte Fas'ta da direkt patent başvurusu yapabilirsiniz gibi gibi gibi. İkinci yolumuzsa Avrupa patent başvurusu. Bunlara tabii ki daha detaylı olarak değineceğim. Avrupa patent başvurusunda da Avrupa Patent Ofisi, EPO'nun sahip olduğu EPC sistemi, EPC sözleşmesine taraf olan ülkelerde koruma sağlayan ve bu süreçlerin ilerletildiği bir sistemdir. Bunda da Avrupa Birliği'ne üye olan ve Avrupa Birliği'ne üye olmayıp da EPC sistemine taraf olan ülkeleri kapsayan bir sistem. PCT dediğimizde yine BIPO, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün çatısı altında kurulmuş olan bir organizasyondur. Bu da 157 ülkeye çıktı yanlış hatırlamıyorsam. 157 ülkede aynı anda başvuru yapmanızı sağlayan, daha doğrusu başvuru yapılmak üzere başvuruyu alan ve araştırma raporu düzenleyen bir sistemdir. Bunlara da zaten ayrıntılı olarak bakacağız. PCT'den başlayalım. Bu 152 idi ancak şu anda 157'ye çıktı. Patent işbirliği anlaşmasıyla bir buluşun bir anda, aynı anda birden fazla ülkede başvurunun yapılmasını sağlayan, hem bir başvuruyu kolay hale getiren hem de ekonomik hale getiren bir anlaşmadır. Şimdi burada da dediğimiz gibi 157 ülke içerisinde 30 ay süreyle zaten otomatik olarak bir koruma alabiliyorsunuz. Burada araştırma raporunu sizin yanınıza, zaten başvuruyu yapıyorsunuz. Araştırma raporunu sizin için zaten diğer ülkelere sunulmak üzere PCT sistemi kendisi yapıyor. Aynı patent başvurusundaki işte o araştırma raporumuz vardı ya, yerli başvuruda. Onun uluslararası olanında PCT hazırlar. Bu PCT'nin hazırladığı araştırma raporunu bu 157 ülkede hangisinde giderseniz onda işlemi alabiliyorsunuz. Daha sonrasında bu 30 aylık süreyi 30 aylık süreyi doldurduğu, bu genelde biz doldurmadan deriz. Doldurmadan National Pass dediğimiz işlemleri yapmanız gerekir. Yani siz orada hangi ülkeye giriş yapmak istiyorsanız, işte hangi ülkelerde tescil işlemini tamamlamak istiyorsanız, o ülkelerde National Pass dediğimiz işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir. Buradaki şeyle bakacak olursak, işte mesela biz bir yerel başvuru yaptık. Yani Türkiye'de bir başvuru gerçekleştirdik. Başvuru yaptığımız andan itibaren 12 ay içerisinde uluslararası başvuru yapmamız gerekir. PCT başvurusunu yaptıktan sonra 16 ile 18. ay arasında zaten bize bir araştırma raporumuz gelir. Yerel başvuruyu yaptığımız bizim rüçhanımız olacağı için o rüçhan tarihinden itibaren 16. ay çizelgesi gerçekleştirilmiş olarak hesap edilir. Burada 18 ile 22. ay arasında, yani araştırma raporu bize tebliğ edildikten sonra tamamen opsiyoneldir, isteğe bağlıdır. İstersek bir ön inceleme raporu hazırlatabiliriz. Bu ön inceleme raporu dediğimiz gibi opsiyoneldir, tamamen size bağlıdır. İster yaptırırsınız, ister yaptırmazsınız. Ama 28 ile 30. aya geldiğiniz zamanlarda ise, bu süreler içerisinde de ulusal fazlara geçiş yapmanız gerekir. Dediğimiz gibi PCT bir belgelendirme sistemi değildir. Size bir tescil belgesi vermez. Tescil iş birimi değildir. Tescil edilmek üzere başvuruyu alır. Bir araştırma raporu hazırlar. Daha sonrasında tescil işlemlerini ulusal fazlara bırakır.
Yani ben aldım, bakın bu böyle bir başvuru bana geldi. Ben bir aracıyım. Böyle bir başvuru bana geldi. Ben araştırma raporunu sizin için düzenledim. Buyurun inceleme raporlarını sizler düzenleyin diye ülkelere bildirir. Siz de işte o ülkelerden dersiniz ki işte ben işte Amerika'da, Kore'de, Japonya'da işte ve Hindistan'da korunmasını istiyorum dediğiniz takdirde o ülkelere, o ülkenin kabul ettiği dile çevireceksiniz taahhütnamenizi ve o ülkelere giriş yapacaksınız. Orada işte inceleme ücreti gibi ücretlerinizi, giriş ve inceleme ücretlerinizi ödeyerek tescil işlemlerini orada devam ettirebilirsiniz. Burada da zaten PCT'ye üye olan ülkeleri görüyorsunuz. Burada gördüğünüz ülkeler yani dünyanın çok büyük bir kısmını zaten kapsıyor. İşte Afganistan gibi, Pakistan gibi, işte Somali gibi ülkelerde sadece geçerli olmayan bir sistem. EPO'ya da değinecek olursak, EPO dediğimiz yani Avrupa Patent Ofisi'nde geçerli olan EPC sistemi. Bu EPC sistemimiz de Avrupa Patent Sözleşmesi EPC. Bu EPC sistemini yani Avrupa Patent Sözleşmesi'ni kabul eden 38 ülkede geçerli olan bir patent tescil birimidir. Şimdi PCT bir aracı birimdi, bir patent tescil birimi değildi. Tescil için başvuru alıp araştırma raporu hazırlayan bir sistemdi. EPO ise tamamen, Avrupa Patent Sistemi ise tamamen tescil birimidir. Siz buraya bir başvuru yaparsınız. Başvuru sonrası araştırma raporu, inceleme raporu gibi işlemlerin hepsi burada işlem görür. Daha sonrasında bu tescil edildiği takdirde de siz validasyon işlemleri yaparsınız. Bu 38 ülkede hangi ülkelerde korunmasını istiyorsanız o ülkelere harcını yatırırsınız, tescil belge düzenleme ücretini yatırırsınız ve o ülkenin kabul ettiği dildeki taahhütnamenizi çevirip oraya sunarsınız ve o ülkede de koruma altına almış olursunuz. Ondan sonra sadece yıllık sicillerinizi ödersiniz. Şimdi bunda da aynı Türkiye'deki gibi ya da PCT'deki gibi yerel bir başvurunuz varsa o başvurudan itibaren en geç bir yıl içerisinde Avrupa patent başvurusunu da yapmanız gerekir. Buradaki şeyde sürede işte 2-3 sene olabilir, 3-4 sene olabilir. Oradaki itiraz durumlarına göre değişir. Oradaki süreler, süreçler. B1 yayını dediğimiz, B yayını dediğimiz işte tescil yayınının bültende ilanından itibaren 3 ay içerisinde hangi ülkelerde korunmasını istiyorsak o ülkelerde validasyon işlemleri yapmamız gerekir. Burada da görmüş olduğunuz işte sadece validasyon olan ülkeler, işte üye olan ülkeler gibi ülkeler listesinde ulaşabilirsiniz. Evet, benim bugünkü bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki sunumumuz, bir sonraki eğitimimizde bu patentler üzerindeki örneklendirmeler olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dilerim.